Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle bir oya modeli anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle 6 çim derdik bu modele. Çim oyası, üstüne de şöyle pırpırlı 2 kat. Benim hoşuma gitti. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar bunun için. İhtiyacımız olan şöyle bir sopam var ama düz dondurma çubuğu da olabilir. Şöyle altına kalın ip kullanacağım. 2 tane de şöyle ip kullanacağım. Şimdi başlayalım. Evvela ipim kalın olduğu için tığımı da kalın kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 1-2 tane zincir çekeceğim. Şimdi sopamı aldım. Şöyle sopamın etrafından bağladım. Şimdi bir tane zincir çektim. Şöyle aldığım ipin altından bağladım. Şöyle çevirdim. İpimi aldım. Bağladım. Şimdi o yeni bağladığım ipin altından tığımı geçirdim. Aldım, bağladım. Şöyle bir tane daha çevirdim. İpimi aldım. Bağladım. Şimdi şöyle altından yeni ipimi aldım. Bağladım. Şöyle bir tane daha doladım. Doladığım ipi aldım. Bağladım. Şimdi şöyle göstereyim, ikisini de aldım, bağladım. Yine yapacağımız yemeninin, çemberin etrafına göre bunu yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Alt ipimizi daha sonra üzerine başlayacağız. Şimdi bunu anlatabildiysem ben biraz ilerleteceğim. Diğer işleme başlayacağız. Şu kadar yaptım arkadaşlar. Modelimi anlatmam için yeterli olacaktır. Şöyle 2 tane de zincir çektim. Şimdi çubuğumuzdan çıkaralım. Şöyle elde etmiş olduk. Şimdi üzerinin oyasına başlayalım. Şimdi üzeri için arkadaşlar ince bir tığ kullanacağım. Çünkü ipliklerim de ince. Şöyle evvela 1-2 zincir çektim. Şöyle ilk baştakine battım arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Bir tane tığımın üzerine ip aldım. Şöyle 3 kere de çektim. Yine bir 3 tane zincir çektim. Bu araya battım. Yine bir 3 zincirle aşağı indim. Şimdi 2 zincir. Bir diğerine batacağız. Şimdi 3 tane zincir. Tığımın üzerine bir tane ip aldım. 1, 2, 3 defa da çektim. 3 tane zincir. Şu boşluğa battım. Bağladım. 3 zincirle aşağı ineceğim. Şimdi yine 2 zincir. Bir diğerine bağladım. 3 zincir. Tığımın üzerine bir tane ipimi aldım. Şimdi 3 kere de doladım. Yine bir 3 zincir.
3 zincirle aşağı indim. Şimdi böyle yapacağız arkadaşlar. Daha sonra ben size bir üst sırayı anlatacağım. Şöyle uyamızın altını tamamladım arkadaşlar. Şimdi üst sırasına geçelim. Şöyle gri ipime birkaç tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şu iki tane zincir çekmiştik. O aradan batacağım. Şimdi 3 tane zincir, bir tane tığımın üzerine ip aldım. 1 2 3 kere de çektim. 3 tane zincir boşluğa battım, bağladım. 3 tane zincir aşağıya bağladım. Şimdi 2 tane zincir şu arada iki tane zincir bıraktığım yere bağladım. Şimdi yine 3 tane zincir tığımın üzerine tek ipimi aldım. 3 kere de doladım. 3 tane zincir tığımın üzerine ipimi almadan battım, bağladım. Şimdi 3 zincirle yine aşağı ineceğim. Yine bir 2 zincir. Şimdi şu arada bıraktığımız 2 zincire battım. 3 tane zincir tığımın üzerine bir tane ipimi aldım. Tek ipimi 3 kere doladım. 3 tane zincir bu araya battım, bağladım. Şimdi 3 tane zincir aşağıya bağladım. Bunu istediğiniz kadar arkadaşlar çoğaltabilirsiniz renkleri. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar da çoğaltabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir tığımın üzerinde tek ipimi aldım. 3 kere doladım. 3 tane zincirimi çektim. Arayı battım. 3 zincirle aşağı ineceğim. Modelimiz böyle. Ben ilerletip paylaşacağım. Evet arkadaşlar, modelim böyle. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz kadar katlı yapabilirsiniz. Şu grinin iki tane zincir bıraktığımızdan bir diğer renkle devam edebilirsiniz. Çok katlı olabilir ya da böyle olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.